Ne istiyoruz bunu değil mi? Siz onu konuşuyorsunuz. Bende ne açtı? Yazayım mı size? Okuyayım mı? Yani bu tuhaf yani Risale-i Nur. Şimdi sen Ats ve Fak'tan bir yerden okudur mu? Orayı okur musun? Sıfır. Şurada bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile evet vesile fark ile şükür, acz ile şefkattir. Aczi şefkate, fakri şükre. Şimdi acizliğini ve fakirini hissetme nispetinde nereye aynı oluyorsun? Zata. Vasıflanınca esmaya ve sıfata aynı oluyoruz. Mesela benim ilmim var, Allah'ın da ilmi var. Değil mi? Vasıflanınca aşağı iniyorsun aslında. Tersi yani, mi? Tabii tabii. Yani. Mesela bak, ben bu evi tanzim ettim, Allah da tanzim etti. Benim küçük cüz ilmim var, Allah'ın da var. Hani bizde var, Allah'ta da var ya. Yani bizde acizlik var, Allah da acizlik var. O zaman acizlik sıfatına aynı dar oluyorsun. He? O zaman sıfatını olabilir. Zatını oluyoruz. Yok, ilmi yani sen bir şeyler olmaya başlayınca aşağı iniyorsun aslında. Aşağıdaki aşağı iniyorsun. Sende olanla ona düşün da zaten. Olmayanla zaten. Şimdi ats ve fark içi var mı? Yok. Dolu olsa zat gözükmez. Yani hiç diyor zaten. Ama hiçliğini bilmek. Aciz ve fakirlikte hiçliğini bildim diyor. Hiçin içinde bir şey var mı? Yok. Olmayan bir şey olur mu? Hiçliğimi bildim. Olmayan şey bilinir mi? Evet. İşte bu tekvi. Tekvin zat-ı sıfat ya. Kudret ilmi, şey sıfat ya. Subut-i sıfat. İlk söylediğiniz neydi? Aysi şuna. Bak, acayip bir şey. Ya bak neyi çözüyor? Mesela bugün bir tanesi... Fark ile şükür, acz ile şefkat. O hoca şey yaptı da, o canipten başka birisi. Dedi ki, anladım ki bu asırdaki, o söz onun, şu söz. Bu asırda kim ne sorarsa sorsun, bu asırda soruluyorsa, bu asır, hani var ya bu sözün cemaatin dışında da, cemaatin içinde koyuyorsun. Bu asırın içinde ne soruluyorsa, o zaman insanın da cevabı vardır, ona şüphen olmaz. Sorulabiliyorsa. Şimdi bak, şimdi acizliğini bildim. Niye? Acizliğini, fakirliği ne? Hiçliğini bildim diyor değil mi? Acizlik ve fakirlik ne? Hiçlik. Olmayan bir şey bilinir mi? Yok. Bildim diyor ama var mı? İçinde hiçbir şey yok. Zaten doldursan şeydir. O zaman hiçliğini bilmek. Hiçliğini bilince, bak Osman, burayı kaçırmamak yerine, hiçliğini bilince ne oluyor? Zata aynı oluyorsun da, zat yani. Peki, ilmimle, ilmine, azıcık kudretimle, kudretine, malikiyetimle, mülkün şey malikiyetine. Aynı darlık o. Bendekilerle ona. Ama hiçlikte bir şey yok ki. Hiçlikte bak. İlmimle ilmini, hiçliğimle hiçliğini gidemezsin. Sen yoksun ki. Yok ki, hiç olsun o da. Ama peki, olmayan bir şeyi bildin, nasıl olmayan olandır ki, olmayan olan, vasıfsız vasıf, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücuttur ki, nihayetsiz vücuda aynı oluyorsun. Hiçliğini bilince nihayetsiz vücuda gidiyorsun. İşte bu, tam, bu işte tekvin. Yani o zaman ilk dediniz ya, zata oluyorsunuz, aslında zat-ı sıfata... Zat-ı sıfatı kastediyorum. Tamam, yani değilse mahiyeti zatiye değil. Değil. Tamam. Mahiyet ise sıfatı zatiye. Tamam. Ama bak burada öyle bir şey demek ama dedi işte... Anladın mı? Daha neler diyecek abi? Ya tuhaf değil mi? Şimdi bakıyorsun... Nasıl bir eser ki, nasıl bir şey ki bizim ona bir şey. Evet. Şimdi ondan sonra... Şefkatle muhabbeti yani belayı... Ben o... Hasan abi, az önce bir şey sordunuz ya... günahın vücudu bak şimdi var mı diye. Onunla alakalı bir şey söyleyebilir miyim ben? Söyle.
Şimdi günah tövbe günaha vücut veriyor Hasan abi. Sen gönderdin mi CV'yi? Görünür mü? Tövbeyle affedilir oluyor Hasan abi. Yani görüşürüz sonra. Yani öyle Harun'la konuştuğumuzda böyle bir şey olmuştu da. Yani tövbe Hasan abi günaha var sunum dedim arkadaşım. Vücut veriyor, ortaya çıkartıyor. Eğer tövbe edersen günaha boyutlandırmış oluyorsun ama kabul ediyorsun aslında. Ve affediliyor. Tövbe etmediğin zaman affedecek bir şey yok gibi görünüyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Bu arada ya böyle bir ses girmiş olmuş değil mi? Peki. Tövbe etmediğin zaman o affa girmiyor da. Ama günah günah. Hesap soracak. Evet. Oluyor. Günah girmiyor mu abi tövbe ettiğin zaman? He? Tövbe ettiğin zaman affa girmiyor mu? Giriyor. Diyelim ki tövbe etmedin günah. O zaman tamam, o zaman değişti. O zaman da hesap soracağım. Şimdi sorumuz şu. Günahın da vücudu yok. Olmayanın nesin hesabını soracağım. Böyle bir şeyler anlattı. Nasıl bir vücut ki? Soru soruluyor ama kendisi yok. Onu çağırmışlar hemen mesela. Görüşme. Senin de işte abi. Ne diyeceğim? Ya o günah vücudu Adem'i olduğunda zaten usta diyor günahlar Adem cismi tekvindendir. Anladın mı Osman'ım? Bak bir daha söyleyeyim. Çok ilgini çeker de bak. Şimdi çok enteresan. Şimdi günahı Adem cisimdendir. Tamam. Adem de diyor vücutla Adem iki menzili gibidir. Kâb oraya taşır, oraya taşır. Allah'a göre Adem'i mutlak yok ama Adem var. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvardır. Yani ilmin ortaya çıktığı zeminsiz zemin Adem. Şimdi bize bakayım öyle. Günah vücudu yoktur. Mesela şirk günahtır. Bak şirk günah değil midir? Evet. Vücudu var mıdır? Yoktur. Yoktur. Allah'ın şirki var mı? Yok. Peki tövbe edersek bu muayyenleşiyor, affa layık oluyor. Peki bu şirkin veya günah vücudu yok. Yok. Peki Allah bize soracak mı bunun hesabını? Neyi soracak? Yok ki. Yokun hesabı olur mu? Peki hesabı yoksa bu günahların hiçbir ismi yok. Eğer kudret taalluk etmişse mahluktur. Kudret taalluk etmediyse mahluk değildir. Tamam. Öyle demişler bırakmışlar. Kudretin taalluk ettiği şey mahluktur. Kudret taalluk etmediği bir şey tekvindir. Yani şirkler tekvinde mi? Adem'de. Adem'de. Tekvin içindeki Adem'de. Adem'de. Tekvinde mi olur? Olmaz ki o da ya. Bak şimdi. Zat-ı sıfatta şirk küfürlerin olduğu kısım olur mu? Şimdi şöyle günah. Zat-ı sıfatta Adem yok mu Adem? Ha? Bize bakan yönüyle şirk var mı Allah canibinde? Öyle bir şey yok. Şimdi Adem'de her şey yok mu? Yok, varlığın yokluğu, vücutsuz vücut. Şimdi günah, vücudu ilmi mi diyeceksin? Şirk. Şirk yok ki. Şirk var mı? Yok. Kimde var? Kafasızda var diyor. Senin kafanda var diyor şirk. Mesela şöyle mi demek istiyorsunuz? Allah'ın iradesi... Ne diyelim mi? Diyelim. İradesi dışında tekliğinden onu çıkarttığın için mesulsün gibi bir şey mi? Şöyle diyoruz. Bak. Sevapların vücudu vardır. İsteyen rahmet ile ilahiye halk eden kudret-i Rabbaniye diyor. Günahlar Adem nevindendir diyoruz. Da. Vücudu yoktur diyor. Adem. Ama vücudu yoktur diye hesapsız olmuyor. Vücutsuz vücuttur. Peki kudret tahrik etti mi buna? Hayır. Onun için mahluk değil. Peki nedir o zaman? Var ama çıkmış. Bu da Adem'dir. Adem de teklindedir. Peki bu tarz bütün şeyleri oraya mı götüreceğiz hepsini? Günahları oraya götüreceksin. Vücudu olmayan şeyler oraya. Niye oraya işte? Yani o... Çünkü kudret tahrik ettiği bir şeye Adem denilemez. Niye? Bak kudret tahrik etmediği bir şeye mahluk denilir mi? Kader Risalesi'ni okumuşsun. Tamam, yeni okudum hatta. Peki, yeni okudun. Ha. Kudret tahallük etmediği bir şey mahluk denilir mi? Denilmez. Peki, mahluk değil günah. Şirk mahluk değil. Nereye koyacaksın bunu kardeş?
Adem var. Neyi Allah çözüyor peki? Tamam, tekvinle demin sistemini şu, neyi çözmüş oluyor? Tekvin yani kudretle tekvin nasıl oraya götürüp şey? Oraya koymanızın şey neyi çözüyor? Yok zaten usta söylüyor. Sistemde neyi çözmüş oldunuz? Şunu çözüyoruz. Tekvin nedir? Şey, Adem nerede doludur diyor. Düz değil mi? Hiç çıkmamış mı? Evet. İlmi vücudu yok. Yalı. Şu an günahlar Adem revindendir diyor, tamam mı? Ama madem yoktur, bizim nazarımızda yok ama Allah nazarında menzildir. İlim değil Adem. Zaten Adem'den ilime çıkıyor. Yani orada... Şunu demek istiyoruz. Tekvinde Adem var. Var, tamam. Adem'de de vücutsuz vücutlar var ya, günahlar, şirkler, o zanlarımız. Hepsi Adem'de, tekvinde ya. Tamam, ben anladım. Yani oradan nazarla bir bakalım nasıl olacak. Yani kafamı oturtalım.